Hep Sinema'dan merhaba. Haftanın konuğuyla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz değerli oyuncu Muhammed Uzuner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk olarak oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Bununla başlamak istiyorum. Benim için biraz değişik oldu. Çünkü oyunculukla hiç ilgim yoktu. O dünyayla hiç ilişkim yoktu aslında. Ben liseden sonra iktisat bölümünde okumaya başladım. Öyle işte maliye dersleri vesaire falan ama böyle bir gitmiyordu bazı şeyler. Fakat okulda işte halk dansları topluluğu, satranç kolu hepsiyle uğraştık. Ondan sonra ben 4 defa atıldım iktisat bölümündeyken. 4.'de de geri alınmadım zaten. Fakat bu atılıp dönme süreçlerinin en son yıllardı, işte 5. yıldı galiba. Bir hocamız tiyatro yapmak istedi. Ben de tiyatro halk dansları topluluğunda çok faal çalışıyorum. Arkadaşlarımın hepsi gitti tiyatro çalışmasına. Ben de dedim ki benim bu işlerle bir ilgim yok. Ben temizliğinizi yapayım. Gerçekten de öyleydi yani. Sınıfta prova yapacaksanız orayı temizlerim. İşte o zaman daktilo vardı. Yaşımız çıktı ortaya. Daktilonuzu yaparım, oyunları yazarım falan, kopyalarını çoğaltırım falan. Gerçekten de onları yapmaya başladım. Sonra bir gün bir arkadaşımız gelmedi, hoca sen bir gel bakayım dedi, sen bir dene bakayım dedi. Aslında başlangıcı odur. Sonra zaten iktisat bölümünü bitiremeyeceğimi, bitirsem de öyle bir hayat yaşamak istemediğimi bildiğim için zaten bunalımdaydım. Tiyatro bölümünün sınavlarına girdim, dil tarihin. Kazandım ve öyle başladı. Yani hiç öyle önceden beri, ilkokuldan beri taklit yeteneği olan, İşte böyle mukallillikler yapan, hiç öyle bir insan ben sonradan görmeyeyim diyorum. Oyunculuk konusunda çok sonradan görmeyeyim. Çok çok sonra rastlaştım yani, öyle oldu. Şu an yeni proje ya da projeleriniz var mı? Televizyon ya da sinema olarak yok. Var konuştuğumuz şeyler ama henüz netleşen bir şey yok. Bu sıralar biraz Cihangir Atölye sahnesindeyim. Oyun yapıyorum, konservatuvarda eğitim veriyorum. Yeni proje henüz yok. Biraz cazdan bahsetmek istiyorum. Yani Cihangir Atölye sahnesi, Arzu Gamze Kılınç ile beraber kurmuş olduğunuz. Fikir nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? Vallahi aslında böyle bir nasıl denir? İşte bir fikir gelir insanın aklına ve ondan sonra uğraşır. O fikir doğrultusunda hayatını ona adar vesaire. Bizde öyle olmadı. Yani şöyle olmadı. Biz 25 yıldır, 30 yıla yakın belki Gamze'de ben de ders veriyoruz, oyunculuk dersi veriyoruz. Antalya'da verdik, Ankara'da verdik, İstanbul'da verdik vesaire. Tabii ki insanın kafasının içinde her zaman bir şey vardır. Benim de bir okulum olsa mı acaba diye. Ama bunun için hiç böyle ciddi bir girişimimiz olmadı. Fakat ben Sadri Alışı Konservatuvarı'nda ders veriyordum. Onların mezuniyet oyununu yapmıştım. O mezuniyet oyununu aynı sokakta da Bo sahne vardı, Levent Özdilek'in. Biz orada oynamaya başladık. Levent, gelin burada oynayın dedi. Gençler dedi, heveslerini alsınlar. Çok güzel oyun dedi. Sonra onlar bir gün çıkmaya karar vermişler ve sağ olsunlar ilk bize söylediler. Bakın böyle bir durum var, biz buradan çıkıyoruz. Tiyatroyu başka şekilde yapacağız. Acaba işte Muhammed'le Gamze gelmek ister mi diye. Biz tabii çok heyecanlandık ve aslında orada doğdu şey. Yani böyle bir şey yapalım mı net olarak sorusu orada doğdu ve gittik baktık. Zaten orada oyunlar oynuyorduk. Biraz o şekilde gelişti. Tabii bu biraz ben mezun olduktan sonra Antalya'ya gitmiştim. Antalya Tiyatro Atölyesi'ni kurmuştum. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Orada böyle bir gerçekten sonra Gamze, çok kısa bir süre sonra Gamze de gelmişti. Biz orada yaptığımızın oradaki çalışmanın felsefesini aslında burada devam ettiriyoruz. Aslında caz sıfırdan var olmuş bir şey değil diyebiliriz. Antalya'daki ruhun, Antalya'daki felsefenin, atölye mantığının, eşitlikçi ilişkinin, özgürlükçü yapının bir şeysi, uzantısı diyebiliriz caz için. Eğitmen yönünüz de var. Uzun yıllar eğitmenlik yaptınız. Şu an halen Cihangir Atölye sahnesinde oyuncu eğitmenliği yapıyorsunuz. Siz öğrencilerinize aktarmak istediğiniz en büyük tecrübeleriniz nedir? Vallahi şimdi oyunculuk eğitimi söz konusu olduğu için benim için oyunculukla hayat çok paralel giden bir şey. Yani rol böyle üzerine giyinilen, sonra çıkarılan bir şey değil.
Rol yapılan bir şey değil bana göre. Dolayısıyla hayatla çok paralel gidiyor ve oyunculuk konusundaki bir eleştiri öğrenciye aslında hayatla ilgili yapılan bir eleştiri olarak algılıyorum. Dolayısıyla hayat hakkında ne biliyorsam veyahut oyunculuk hakkında ne biliyorsam onları aktarmaya çalışıyorum. Bunun birçok başlığı var tabii ki. Yani nasıl bir oyuncu olunması gerektiği konusu çok önemli. Çünkü Türkiye'de de çok yetenekli oyuncular var. Yani dünyada zaten öyle de hani Türkiye'de de özellikle gençler çok güzel geliyorlar. Ama onların nasıl bir yol çizeceğine ilişkin, mesela sanatçı olmak ne demek? Oyunculuk bir sanatçılık mıdır? Bunun olmadığı üzerine. Mesela yani çok ciddi hepsine birer saat konuşabileceğimiz başlıklar var. Ama en önemsediğim şey ve bütün jazzda bütün hocalar hiçbir oyunculuk eğitimi insan haklarına, temel insan haklarına ters olmamalıdır. Dolayısıyla oyuncu adayı istediği kadar onun ruhuna girilebilir veyahut bedeniyle çalışılabilir. En önemlisi bu ve hepsinin özgürlükçü ve sorgulayıcı olmasına çalışıyoruz. Bir gün beni hiç eleştirmiyorsa öğrencim, ben kendime başarısızlık olarak addediyorum bunu. İyi yetiştirememişim diyorum. Genel minvali bu aslında mesela. Size gelen rolleri seçim ve değerlendirme süreçleri nasıl oluyor? Şöyle aslında bunu bir formülize ettim yıllar içinde. Aslında önce sezgisel. Yani senaryoyu okurken ben onun olup olamayacağı konusunda sezgisel bir çıkarımda bulunuyorum. Ama akli açıdan baktığımda da senaryonun bütünü çok önemli. Yani bütününde ne diyor? Bütününde benim arzu etmediğim, benim onaylamadığım, benim ideolojime ve hayata bakış açıma aykırı bir şey varsa rol ne kadar güzel olursa olsun onu oynayamayacağımı söylüyorum. Bütünü eğer benim felsefeme çok uygunsa da rol çok küçücük bile olsa oynayabileceğimi söylüyorum. Gerçekten bütünü benim için çok önemli ve tabii ki senaryo, tabii ki yönetmen, bunların hepsi çok önem kazanıyor. Ama gerçekten böyle okurken, hele bu bilgileri de biliyorsam, hani kim çekecek biliyoruz genelde. İşte yapımcısı kim, yönetmen kim, senarist kim vesaireyi de bilerek okuduğumuzda, sezgi de akılla birleştiğinde bazen yani üçüncü sahnede ben oynarım diyorum. Bazen öyle oluyor, bazen ilk cümlede oynamam diyorum. Olabiliyor yani. İçimden, kendi kendime tabii. Sonra okuyorum tabii hepsini. O kadar kolaycılığa kaçmıyorum tabii ki. Ama insan görüyor, hissediyor tabii ki. Sizin için sanat filmi ya da gişe filmi ayrımı var mı? Yani bu Türkiye'de çok tartışılan bir şey ve hala niye tartışıldığını da anlayabilmiş değilim. Bence film filmdir. Bunun alıcısı farklıdır. Arz talep meselesidir. Önemli olan bir şeyin iyi yapılmasıdır. Şimdi bizde tartışmanın sebebi şu aslında. Gişe filmi deyince aşağılıyoruz. Sanat filmi deyince de yüceltiyoruz. Oysa nice gişe filmi var ki sanat filminden daha iyi bir film. Daha doğru yapılmış bir film. Yani bir romantik komedi filmi mesela yapmak çok zor. Kocan kadar konuş. Mesela senaryosunu yazmak çok zor, yönetmek çok zor, oynamak çok zor. Mesela evet Kocan Kadar Konuş mesela ne kadar iyi bir filmdi. Bana göre hani biraz abartılı konuşayım. Birçok sanat filmine göre daha iyi bir filmdi. O yüzden bence iyi film kötü film diye tartışmak lazım. Gişe filmi, sanat filmi diye tartışmamak lazım. Son zamanlarda festival filmi diyoruz. Tamam bunların nereden çıktığını da anlıyorum. Hani yönetmen festivale yapıyor filmini. Çünkü neden? Vizyonda herhangi bir seyircisi olamayacak. Şimdi burada da bir çaresizlik var. Yani diyebiliriz ki sinema seyircisi çok olmadığı için mecburen sadece festivallerde olabilecek. Oradan bir ödül beklentisi var. O ödül gerçekleşirse belki vizyonda 5-10 kişi daha izleyebilir. Böyle çok zavallıca diyebileceğimiz ülkenin çıtası anlamında çaresizce diyebileceğimiz formülasyonlar var. Dolayısıyla bu formülasyonların içerisinde yer almak için öyle ya da böyle bir film yapıyoruz. İşte gişe filmi de para kazanmak için yapıyoruz. Ama para kazanmak için yapılan bir şey illaki beceriksiz, kötü yapılacak diye bir kayıt yok. O yüzden ben iyi film, kötü film diye ayırıyorum. Her şeyi yani iyi ile kötü, doğru ile yanlış diye ayırmak daha doğru herhalde. Bir söyleşinizde Amerikan sinemasını sevmiyorum dediniz. Neden? Fazla mı gişe kaygısı taşıdıklarını düşünüyorsunuz? Yok, gişe kaygısı değil. Amerikan sineması değil de şöyle ayıralım onu. Biraz Hollywood sineması diyelim ona. Çünkü Amerika'da da bağımsız yapılar var, bağımsız filmler var ve çok güzel işler de çıkıyor.
Ama Hollywood sineması biraz paket, yani biraz endüstri ürünü. Hollywood'un ürettiği filmlerin bana göre %99'u bir marketin rafında yer alan bir hazır dondurulmuş gıda ile aynı gibi geliyor. Çünkü onlar da çok incelikle yapılmış işler. Yani o gıdayı dondurmak, o paketin tasarımı vesairesi kolay işler değil. Biraz Hollywood sineması da bana öyle geliyor ve aslında orada izlediğimiz oyuncular da bir endüstrinin şekillendirdiği biçimde yerlerini alıyorlar. Zaten ideolojik olarak bir dünyayı idare etmenin bir parçası Hollywood sineması, reklamlarıyla, oyunculuklarıyla vesaire. Dolayısıyla ben öğrencilerime yasaklamak istiyorum Hollywood sineması izlemeyi. Çünkü oradaki oyunculuklar, kamera açıları, ışık, renk, aksiyon aslında birbirinin çok aynı. Tabii ki arada enteresan işler çıkıyor. Neden çıkmasın? Büyük bir endüstri ama mesela bir Balkan sinemasıyla karşılaştırdığımızda, bir İran sinemasıyla, bir Kore sinemasıyla, Japon sinemasıyla karşılaştırdığımızda Hollywood sineması çok fakir kalıyor benim gözümde. Özellikle oyunculuklar ve senaryo derinliği açısından. Yani bugün birçok Hollywood filmini üst üste koysanız tek film yapar diye düşünüyorum. Ama altını çizeyim, özellikle de ideolojik açıdan karşıyım. Çünkü Hollywood kendini ne kadar eleştirirse eleştirsin, yani Amerika kendini ne kadar eleştirirse eleştirsin, en eleştirel filminin sonunda bile bir Amerikan bayrağı görürüz dalgalanan. Bu numarayı da yutmasın istiyorum insanlar, özellikle öğrencilerim. Peki sinema oyunculuğu mu ya da tiyatro oyunculuğu mu? Gönlünüz hangisinden yana? İyi bir filmde oynadığımda ve kendimi perdede izlediğimde sinema oyunculuğundan yana, güzel bir tiyatro oyununda oynadığımda tiyatro oyunculuğundan yana. Yani kıyaslanamaz şeyler ve gerçekten mesela bir oyun yapıyorsunuz, 2 ay, 3 ay, 4 ay neyse prova yapıyorsunuz ve tiyatro gibisi yok diyorsunuz. Kolektif çalışma, işte arkadaşlık, prova öncesi sohbet, prova sonrası sohbet gerçekten mükemmel. Sonra bir sete gidiyorsunuz, değerli bir işte oynuyorsunuz. Belki bir ay, iki ay settesiniz. Bu da güzel diyorsunuz, yani çok değerli, gerçekten çok değerli ve çok güzel. Yani bunlar tartışılmaz zaten, benim de haddim değil. Dolayısıyla bence oyunculuk güzel bir şey. Televizyon ayıralım, tabii sinema ve tiyatrodan çok farklı televizyon. O da başka bir endüstri. Orada da hani vasıflı makineler olarak yerimizi alıyoruz. Ama sinema ve tiyatro bence karşılaştırılamaz. İkisinin de çok zevki çok ayrı ama gerçekten çok farklı. Ama ömrümün sonuna kadar hani birinden birini yapmak zorunda kalsam herhalde tiyatroyu tercih ederim. Oradaki insan ilişkisi, kolektif yapı, düşünce alışverişi, hemzemin ilişki, eşitlikçi yapı galiba daha güzel. Çünkü sinemada biraz yönetmenin hayalini gerçekleştiriyorsunuz ve bütüne hakim değilsiniz. Montajda oluyor o film. Her şey de değişebiliyor montajda. Çok önemli bir kısım montaj. Dolayısıyla galiba ne yaptığını biliyor olmak açısından ve ekip çalışması açısından yani zorunda kalsam tiyatro. Ama ikisi de çok güzel tabii. Muhammed Uzuner'in hayatında sinema ya da tiyatro olmasaydı bunların yerini neler alırdı? Önemli bir soru çünkü bunu ben de sorarım hep kendime. Yani oyunculukla tanışmasaydı ne olurdum hiç bilemiyorum. Büyük ihtimalle niteliksiz, ne yaptığını bilmeyen bir insan olacaktım. Belki bazı kötü alışkanlıklarım olacaktı. Ben hep şey diyorum, yani savrulan bir insan olurdum diye düşünüyorum. Oyunculuk beni çok kendimle yüzleştirdi. Kendi zaaflarımı fark ettim. Zaten hiç oyunculuk yapmasam bile oyunculukla iştigal etmek benim için hala çok değerli ve önemli ve zevkli. Hayatla oyunculuğu çok ayırmadığım için. Hiç bilmiyorum ama işte iktisat okudum ya, iktisatçı olmayacağım kesin. Bir memur olamayacağım herhalde kesin. Eğer isteklerse söz konusu dansçı olmayı çok isterdim. Veyahut besteci, müzisyen olmayı çok isterdim. Hani hala oyunculuk üçüncü sıradadır bende. Ama hiç bilmiyorum. Tabii çok zor bir soru. Bilmiyorum hayat nasıl gelişirdi. Ama iyi ki oyunculukta tanıştım diyorum. Dijital platformlar artık hayatımızda gittikçe daha da fazla yer edinmeye başladı. Sizin bu konuda bakış açınız nedir? İlk dijital platformlar çıktığında ben sevinmiştim. Ve aslında sevincimin de doğru olduğunu gördüm geliştikçe bu mecralar. Çünkü bir özgürlük alanı birkaç bakımdan. Bir kere senaryolar derli toplu yazılabiliyor. 10 bölüm, 8 bölüm. Yani reytinge göre hikaye sürmüyor.
hikaye başlıyor ve bitiyor. Bu senaryo yazımı, öncelikle senaryo yazımı açısından çok değerli bir unsur. Senaristler açısından yani. Oyuncular açısından da öyle, yönetmenler açısından da öyle. Yani ne yaptığınızı bilerek yapıyorsunuz. Sinemaya katkısı kesinlikle olur. Çünkü oluyor da bence. Oyunculuklar değişiyor, daha derinlikli olabilmeye başlıyor. Senaryolar daha güzel olduğu için, yönetmenler 10 bölüm çekeceği için, yani ne yapacağını bildiği için daha derinlikli, daha güzel çekebiliyor, denemeler yapabiliyor. Ve hatta şimdi sinema, özellikle bağımsız sinema yönetmenleri dijital mecrada dizi film çekiyorlar ve para kazanıyorlar. Bu paraları çekecekleri yeni filmlerine aktaracaklar. Bence bu çok güzel bir döngü. Hem de bir sürü yönetmen, yani sinema filmi yönetmeni televizyonda ana akım dizisi çekmek istemiyorlar. Yani dayanamıyorum diyorlar. Nasıl çekeyim ben bunu diyorlar. İşte 7-24 sette olmak ne demek? Köle miyim ben diyor. Özellikle içerik açısından o senaryoyu çekmek istemiyor. Ama şimdi dijital platformlarda çok güzel işler çekiyorlar. Dolayısıyla onlar için de bir şey, soluk alanı oldu. Oradan kazandıkları para işte sinemaya aktaracaklar. Çünkü o bağımsız filmler, yani birçoğu o kadar ufak bütçeli ki inanamazsınız. Arkadaş işi yapıyoruz yani birçoğunu ve bence çok da kıymetli oluyor. Dolayısıyla bu bakımlardan yani hem sinema yönetmenlerinin bir imkanı açısından hem de bir şeyi çekebiliyor olmak açısından sevdikleri bir şeyi bence çok faydalı. Oyuncular için de çok faydalı. Bir iş yapıyorsunuz, konuyor ve mecrada kalıyor. Çok uzun yıllar boyunca kalıyor. Sonra bir başka iş daha yapıyorsunuz. O da duruyor. Yani ana akım bu açıdan bakıldığında böyle rüzgar gibi gelip geçiyor. Hiçbir iz bırakmıyor. Hani iz bırakması da gerekmiyor tabii, sonuçta dizi akşam izliyoruz ama dijital mecralardaki işlerde çalışmak daha zevkli tabii. Ben 3-4 iş yaptım ve hepsinden ayrı ayrı çok zevk aldım. Sizin sinema tanımınız nedir? Sinema sizin için ne ifade ediyor? Vallahi galiba yani birçok şey söylenebilir de tanımlamak çok zor. Böyle bir çok büyük bir aile varmış da ailenin bir kısmı o sırada perdedeymiş gibi geliyor bana. Hep kendimizi izliyoruz, arkadaşımızı izliyoruz, insan hikayelerini izliyoruz. Dolayısıyla hani ayna da demek istemiyorum çünkü ayna da değil bana göre sanat, hayatın aynası değil ama böyle çok büyük bir ailenin bir kısmını o sırada o iş içinde görüyoruz gibi. Yani çok yakın hissediyorum kendimi. Öyle diyebilirim. Çok aslında sıcak. Sıcak geliyor bana. Hayatınızda özel yeri olan bir film var mı? Özel bir yeri olan değil ama çok sevdiğim filmler var. Daha geçen gün okulda konuştuk. Mesela Miloš Forman'ın Amadeus filmi. Şimdi eğitimden dolayı da ara ara konuşulduğu için aklımda. Amadeus filmi çok 6-7 kere izlemişimdir sinemada. Haneke'nin Funny Games'i ters köşe yapması açısından ve bize iyilik ve kötülük hakkında ezbere bilgilerimizi tekrar sorgulatması açısından. Mesela müthiş bir film bence Funny Games. Amadeus var, Paramparça Köpekler Aşklar var. İran sineması, Ayrılık müthiş bir film Farabi'nin, müthiş. Hatta aynı yıl yabancı Oscar'da Bir Zamanlar Anadolu'yla beraber yarışıyordu Ayrılık. Yani ikisi de bence çok güzel filmdi ama Ayrılığı izlemiştim. Madem öyle bu da gidiyor, rakibimizmiş yani tırnak içinde. Çok 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 beğenmiştim. Yani bu kadar hakiki film yapmak herhalde çok kolay değildir diye. Balkan sinemasını çok seviyorum. Çok hakiki onlar da. Böyle hakiki bir şey olunca aslında güzel oluyor. Yani mikro, bir de şeyi seviyorum. Mikro bir olayı makro bir bakış açısıyla veren filmler. Yani bir baba oğul ilişkisindeki ufak bir çatlağın bütün hayatımızı etki edecek kadar kuvvetlice bize söylenmesi ve oradan çok ciddi çıkarımlar yapabiliyor olmamız, sadece akli anlamda değil, yaşantı anlamında da, duygusal anlamda da, onlar bana çok kıymetli geliyor. Türk sinemasından biraz bahsetmek istiyorum. Bir Fransız sineması, İran sineması, Balkan sineması diyebiliyoruz ama Türkiye sineması diyemiyoruz. Nerede hata yapılıyor bu konuda? Vallahi bu tiyatro için de söylenir, heykel için de söylenir. Yani bütün sanat dalları için söylenir. Ama mesela gözümüzü başka bir tarafa çevirelim. İşte mühendislik alanı için de söylenebilir. Eğitim alanı için de söylenebilir. Teknoloji alanı için de söylenebilir. Şunu demek istiyorum. Yani
gerçekten tiyatrocularda, sinemacılarda bazen bir araya toplanıp işte bu sinemayı nasıl yönlendirebiliriz diye konuşuyorlar. Hayır, ilkokuldan başlanacak. Yani bunun doğrudan sinemayla bir ilgisi yok, doğrudan tiyatroyla bir ilgisi yok. Ülkenin genel durumu neyse, ülkedeki okuryazarlık oranı, ihtiyaçlar listesi, kaygı sıralaması, işte ihtiyaç sıralaması neyse o ülkenin sineması da odur, tiyatrosu da odur, sanatı da odur. Yani bütün bunları, eğitimi, teknolojiyi, bilgiye verilen değeri, sinemayı, tiyatroyu ayrı tutmamamız gerekir. O yüzden de bence tiyatrocuların, sinemacıların, işte her kimse sanatçıların aslında doğrudan sanatsal üretimler açısından değil, Türkiye'deki genel eğitim sistemine itiraz etmeleri lazım. Türkiye'deki eğitim sistemine çomak sokmamız lazım. Oralarla uğraşmamız lazım aslında. Çünkü o zaman sinema da olur, tiyatro da olur. Şu anda Türkiye diye bir ülkeden bahsedildiğinde bir işte Fransızlar gibi, İtalyanlar gibi bir üsluptan bahsedemiyoruz. Yani bir Türk insanı veya Türkiye vatandaşı şeyimiz yok. O kadar karmaşığız ki yani o zenginlikleri, farklılıkları biz karmaşa olarak adledip oradan hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir şey çıkaramıyoruz. Oysa gerçekten hiç milliyetçi bir insan değilim ama Anadolu toprağı, Anadolu kültürü, Mezopotamya yani bu korkunç bir zenginlik. Yani kolay değil, müthiş bir şey. Yani kelime bulamıyorum şu anda onu anlatmaya ama bunu hiç değerlendirmiyoruz mesela. İşte Hollywood seyrediyoruz, ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. İşte yayından önce Mardin evlerinden konuştuk. Mesela onlara hiç bakmıyoruz. Çünkü ne eğitimimiz var, ne okuryaz. Bir kere bilgiye değer vermiyoruz. Yani bilgiye değer vermeyen bir toplumda hiçbir şey gelişemez. Hiçbir şey olamaz. Yani çorak bir alandır o. Dolayısıyla sinemadan da, tiyatrodan da ya da sanatın herhangi bir dalından da başka bir şey bekleyemeyiz. Sorun bu. Sizin için özel yeri olan bir projeniz var mı? Var, evet. Bir zamanlar Anadolu'da birkaç bakımdan İstanbul'a yeni gelmiştim ve İstanbul'a gelmenin krizlerini de yaşıyordum aslında her bakımdan, hem psikolojik hem şey maddi. Hiç paramız yok, geldik çünkü buraya Gamze ile. O sırada da bir eve taşınmıştık, işte onun kirasını nasıl ödeyeceğiz falan meseleleri vardı ve bu film gelmişti, Bir Zamanlar Anadolu'da gelmişti. Yapalım mı, yapmayalım mı falan. O öyle bir travmayı da kapsadığı için ama sonrasında teknik olarak da, rol olarak da, yönetim olarak da, filmin bütünü kendisi olarak da çok kıymetli bulduğum bir film olduğu için benim hayatımda çok özel bir yeri var. Ama sonrasında Halef var, Murat Düzgünoğlu'nun çektiği. Orada da oyuncu yönetmen ilişkisi anlamında ve benim oyuncu olarak biraz daha kendi dehlizlerime girmemi sağlaması anlamında Halef de benim için çok özel bir proje. Yerli ya da yabancı çizgisini beğendiğiniz yönetmenler hangisi? Yerli Nuri Bilge Ceylan'ı sayabilirim. Fikret'i beğeniyorum. En son Çatlak filmini yaptı Fikret Reyhan. Onda bir şey görüyorum, buluyorum. Aslında çalıştığım yönetmen, Murat'la çalıştım. Murat'ın sinemaya bakışını biraz da yakından bildiğim için çok beğeniyorum. Sanata bakışını, sinemaya bakışını, oyuncuya bakışını, kendi yaptığı işe bakışını çok beğeniyorum. Yabancı Farhadi'yi çok beğeniyorum. Satıcı filmi de çok güzeldi sonrasında. Haneke. Ben böyle birkaç isim etrafında dolanıyorum. Yani onlar bende özel bir iz yapmış oluyorlar. Vardır şu anda aklıma gelmeyen, mutlaka var. Inarritu mesela. Onları çok beğeniyorum. Çok özel buluyorum. İyi ki varlar dediğim insanlar. Hevesin önemli olduğunu her söyleşinizde hemen hemen vurguluyorsunuz. Peki sizin hevesinizin kırıldığı anlar oldu mu oyunculukta? Nasıl başa çıktınız bu duyguyla? Vallahi lokalde oldu. Yani bu işi yapmasam mı ben dediğim anlar oldu, olmadı değil. Ama genelde olmadı. Demin dediğim şeyden dolayı ben oyunculukla ilgilendiğim sürece kendimi daha iyi hissediyorum. Oyunculukla ilgilendiğim sürece kendime daha dürüst olabiliyorum. Başkalarının bana daha dürüst ve açık olmasına tahammül edebiliyorum.
ben de başkalarına daha dürüst ve açık olabiliyorum. Dolayısıyla oyunculuk mevzuundan hiçbir zaman pişman olmadım. Ama birebir uygulama sırasında buna yer aldığım sinema filmlerindeki bazı anlar da dahil pişman oldum diyebilirim yani. Bu çileyi ben niye, ruhsal çile yani, ben bu çileyi niye çekiyorum dediğim anlar oldu ama dipte bir yerde hep ben bununla beraber yaşayacağım oldu. Dolayısıyla daha geçici diyelim oldu. Televizyonda çok oldu tabii. Ben niye buradayım sorusu çok oluyor bazen. Sizce ülkemizde güzellik dayatması var mı? Olmaz olur mu? Ama şöyle, şimdi oyunculuk dediğimiz zaman hemen mecralar akla gelmeli. Mesela sinemada, bağımsız sinemada yok diye gözlüyorum. Tiyatroda, bağımsız tiyatroda yani kamusal tiyatroda yok diye biliyorum. Ticari tiyatroda olabilir, gişe filminde olabilir ama televizyonda bu daha çok aslında. Yani güzel kız, yakışıklı olan. Bunu da aslında anlatamadık. Yani böyle yürümüyor işler. Esas olan hikayedir deniyor aklı başında insanlar. Hep diyoruz bunu ama bir türlü olmuyor. İşte yakışıklılıkla, güzellikle, reyting. Hani bir iki bölüm gidebilir. Hani bakarız da nereye kadar bakacağız falan. Dolayısıyla var. Ama bu sadece bizim televizyonumuzun değil, bütün dünyanın kusuru. Bu aslında biraz ekonomik ve siyasal sistemle alakalı bir şey. Ataerkil düzenle de alakalı bir şey. Kapitalizmle alakalı bir şey, sermaye gücüyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bu kadar batağın içerisinde bunun da olması normal. Ama en azından ben kendi hayatımda sıralamada bunun hiçbir değeri yok. Fiziki güzelliğin ya da yakışıklılığın hiçbir değeri yok. Olmamalı diye düşünüyorum çünkü. Zaten derslerde de şöyle anlatıyorum. Yani fiziken ya da genel kabul görmüş güzellik dışındaki bir insan sahnede ya da kamerada işini iyi yapıyorsa, güzel oynuyorsa zaten güzeldir. Ya zaten güzelleşiyordur. Çünkü güzellik fiziki bir şey değildir aslında bakılırsa. İçeriksel bir şeydir, kimyevi bir şeydir, akılla ilgili bir şeydir. Yani aptal bakan bir çift göz bana göre güzel olamaz. Hiçbir şekilde güzel olamaz. Ama şunu diyebiliriz, düzgün insan. Hani kemikleri, kasları yerli yerinde diyebiliriz ama buna düzgün insan denir, buna güzel insan denmez. Güzellik daha felsefi ve daha estetik bir alan. Aslı oynamam dediğiniz roller var mı? Yok ama demin dediğim gibi eğer filmin bütünü benim asla kabul etmeyeceğim bir şeyse, bir fikir söylüyorsa asla oynamam. İsterse trilyon versin. Hiçbir şekilde oynamam. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hele ki mesela bazı tanınan oyuncular, sevilen oyuncular iyi bir fikir sunmayan bir filmde oynadığında çok tehlikeli olabiliyor. Çünkü halk seviyor onu, seyirci, ve o zaman doğrulamış oluyor, meşrulaştırmış oluyor onu ve büyük bir yanlış oluyor. Özellikle çok dikkat ederim ben. Yani bütünü muhakkak benim hayata bakışıma uygun bir şey söylemeli. İzleyici koltuğunda kendinizi izlediğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Çok kötü. Çok kötü hissediyorum. Düşmanmışım gibi oluyor. Beğenmiyorum. İzlemek de istemiyorum aslında bakılırsa. Bu genelde şeydir. Herhalde çok beğenilmek arzusuyla dolu olduğumuz için. Yani mesleğin kendisinden oyuncu olarak herhalde kendimize de düşman gözüyle bakıyoruz. Orada onu niye yaptı? Bazen sağ gözümle sol gözümün bile farklı oynadığını görüp kendime küfrediyorum. Halbuki normal insanların gözleri aynı değil falan. Neden orada o adımı attım? Neden burada şunu daha iyi yapmamışım falan diye öyle bir şey oluyor. Garip bir durum, komik bir durum aslında biraz. Son olarak sormayı unuttum ama sizin değinmek istediğiniz bir konu var mı? Demin biraz bahsi geçmişti yani. Bilmiyorum şimdi yerim ama. Oyunculuk, bir eğitmen olduğum için ve şu anda bir oyunculuk okulum olduğu için ne olur oyunculuk eğitimine gidenler, oyunculuk eğitiminin temel insan haklarını ihlal etmemesi gerektiğini bilsinler. Kendilerine düş tacirliği yapan, umut tacirliği yapan insanları lütfen ayırt etsinler. Çünkü çok yaralı insan geliyor. Çok ciddi yaralanmış insanlar geliyorlar. Buna çok dikkat etsinler diyeyim. Denecek çok şey var da birçok konuda ama bu sanki çok önemli bir şey.
Keyifli bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Yayın hayatınızda da başarılar dilerim. Umarım uzun soluklu olur, güzel işler yaparsınız.